Merhaba sevgili teknoloji takipçileri, şu anda karşımızda Huawei Mate X var. Az önce tanıtıldı. Katlanabilir ekranlı bir telefon. Çok zor şartlar altında bu çekim yapmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Yüzlerce kişi şu anda Huawei Mate X'i fotoğraflamaya, video çekmeye çalışıyor biz de. Onlar arasında kendimize yer bulmaya çalışıyoruz. Şöyle biraz daha ulaşayım. Evet. Evet, şu anda zar zor da olsa bir yer bulduk. Şu an çekim yapıyoruz. Huawei Mate X'i şu anda görüyoruz. Katlanabilir bir telefon. Ortadan ikiye katlanıyor. Çok özel bir mekanizma ile birlikte. Ve katlanabilir telefonlar içinde 5G desteği sunan ilk model olduğunu belirtelim. Çok başarılı bir ürün. Şu anda görüyorsunuz ekranlarda. Özelliklerine bakalım. Şurada hemen şöyle netlik yapayım. 8 inçlik OLED ekranımız var. Full view. 7 nanometre teknolojisini kullanan 5G chipseti var üzerinde. Ve katlandığı zaman da üzerinde aynı zamanda 4500 mAh'lik bir pil bulunuyor. Şöyle şuradan teknik verileri hemen göstermiş olayım. Kamera tarafında arkada 4, önde 2 tane kamerası mevcut. Şu anda görüyorsunuz ilgiyi. Şöyle biraz daha genel çekeyim. İnsanlar burada birbirini eziyor yani şu anda resmen. Biz de bu şartlar altında sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz bu videoyu. Şu anda dokunmaya izin vermiyorlar. Bir böyle bir cam bir alanın etrafında duruyor ürünler. 3 tane telefon var, herkes onun etrafında Kabe'yi tavaf eder gibi geziyor. Heyecan verici bir tabii duyuru bu bizler için. Çünkü gerçekten de katlanabilir telefonlar önümüzdeki yılların trendi olacak. Ki en iyisi bence benim de gördüğüm kadarıyla en iyisi Huawei'den geliyor. Çok başarılı. Şuradan da bir alan varmış. Orada uyardı arkadaş İspanyolca. Şu an MVC'deyiz. Barcelona'dayız. Etkinliğimiz devam ediyor ve Mate X gerçekten de güzel bir telefon olmuş. Şimdi Huawei Mate X'in kapalı halini ve ekran arka tarafını görüyoruz şu anda. Kapalı hali var şu anda ekranda. Gerçekten de telefon anlamında çok başarılı olmuş. Çünkü neden? Daha önceki konsept ürünler Samsung ve Xiaomi de çıkarmıştı ki Xiaomi fena değildi bu arada, onu da söyleyeyim. Çok böyle telefon gibi değildi. Yani alakasız ürünlerdi. Hatta FlexPay biliyorsunuz bizim daha önce videosunda çektiğimiz bir üründü. FlexPay de gerçekten de başarılı, çok başarılı cihazlar değillerdi. Royal'in tarafından geliştirilmişti bu cihaz biliyorsunuz. Ama bu gerçekten iyi bir ürün olmuş. Fiyatı 2299 euro arkadaşlar. Birazcık pahalı mı? Evet pahalı ama yani bu tip teknolojiler biliyorsunuz pahalı olarak çıkıyorlar. Önümüzdeki yıllarda fiyatların daha makul seviyelere geleceğini tahmin ediyorum. Ama gayet başarılı bir şey hazırlamış, öyle söyleyeyim Huawei'yi. Şurada kameraları görüyorsunuz bu arada. Kameralarda dizilmiş bir şekilde duruyor arka tarafta. Açık hali ve kapalı hali şu anda yan yana ekranda. Tabii elimizi alamıyoruz, yasak. Böyle bir şu an imkanımız yok ama en azından çektiğimiz video uzak cam ekrandan da olsa çektiğimiz videoyu burada görüyoruz. Arka tarafta 3 kamera görülüyor bu arada. Ben az önce 4 dedim ama kusura bakmayın 3 kameraymış. Çünkü daha bilgileri daha yeni duyuruldu. O yüzden heyecan içindeydik. Heyecanla paylaştığımız bilgilerdi. Arka tarafta 3 kamera var. Gayet başarılı bir telefon. Leica tarafından geliştirilmiş bu arada kameralar. Onu da belirtmiş olalım. Kalın YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telefonla ilgili görüşlerinizi bu videonun altında görmek istiyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.